ikiye bölündünüz. Daha çok işte Süleyman'ınla bir araya gelmemesini söylediniz biliyorum. Onu da yarın açıklayacağım ayrıntılı olarak. Bakalım sevgili Hatice ne karar verecek? Hep birlikte öğreneceğiz. Gelişmelerden sizi haberdar edeceğim ama baba çok ağladı ya. Fevzi Bey çok ağladı. Şimdi Sefa'yı çağıracağız. Sevgili Sefa gelsin. Resmi nikahlı eşi Hülya'yla boşanmak istiyorum. 6 yıldır da görmüyorum. Lütfen yardımcı olun. Hayatımda bir kadın var. Nazmiye'yi çok seviyorum demişti. Bugün çok önemli gelişmeler oldu. Sevgili Sefa Beyciğim gelsin. Sonra Hülya'yı çağıracağım. Hülya ile de Halil yayın sonrası bayağı bir tartışmışlar. Çok önemli bir şey söylemiş Hülya Halil'e. Önce Sefa gelsin, hepsini açıklayacağım size. Sefacığım gelir misin lütfen? Selamlar. Teşekkürler. Nasılsın? Teşekkür ederim ablam. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda sayenizde. Estağfurullah. Kıymetli hocamın sayesinde. Evet, asıl onun sayesinde. Sağ olun. Biz sizi bir araya getirdik, bulduk. O bizim görevimizdi. Arkasından da. Lütfen şöyle gel. Sizin de ama. Evet. Hülya şu arkada bir bağırıyor. Ne oluyor? Hülya'yı alabilir miyim lütfen? Ben mi gideyim mi Hülya'nın yanına? İstiyor mu? Geleyim mi? Yok, şu anda biraz Hülya şey olmuş. Hülya yine öfkeli. Bugün bir araya geldiniz. Birazdan açıklayacağım hepsini. Orada bana saldırdı. Bugün, asansörde yumruk attı. Bugün boşanma günleriydi. Evet. Yani bugün gittiler. Ve karar verildi aslında da. Evet. Niye Hülya niye bağırıyor? Bilmiyorum. Ya izin verirseniz bir gideyim, ben çok merak ettim. Hülya'yı alabilir miyim? Hülya gelir misin? Gel, gel. Tamam, başka bir şey konuşacağım. Ben buradayım. Kocamı istiyorum Halil. O da gelecek, Halil de gelecek. Gel Halil, gel. Burası neresi? Şov kanalı. Şov kanalını dağıtma ya. Biz burada... Alt üst ederim burayı. Benim huyumu da biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Halil getireceğim. Biz burada ekmek kazanıyoruz. Ekmek teknemize mi yapacağım bunu? Çok ayıp bir şey. Ama otur oraya, gel. Halil'i çağıracağım ya, vallahi çağıracağım. Ya kocamı çağırmıyorsanız çıkıyorum burada. Çağıracağım ama. Bitti, evlendik, bitti. Şehitte boşardım, bitti kalan. Evet, artık bugün, bitti. Bugün boşandılar, hayırlı uğurlu olsun ikinize de. Teşekkür ederim. Sakin ol ya, istediğim bu değil miydi? Halil de Halil, Halil de Halil. Bir Halil isterim, Halil isterim yani. Şuraya bir oturur musun ya? Tamam, Halil'le evleneceksin inşallah. Önce bir karar yarın kesinleşsin. Peki bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar, yani orada da bir sürü olaylar olmuş, tartışmışsınız. Kiminle? Sefa'yla. Asansörde bir tartışmışsınız. Boşanana kadar ortalık karışmış. Ne oldu? Ben konuşmak istemiyorum ablacığım. Niye o? Ben niye? Boşandım, artık bitti, seviniyorum. Ha. Ben bir yuva kurmak istedim. Benim evim var, barkım var, hayvanım var. Ben evime gideceğim ya. Gidersin. Benim burada fazla durma. Ama bir şey söyleyeceğim. Düğün istedin, nikah istedin. Tamam, nikahımı da kıydıracağım. Ha. Ben gitmek istiyorum ya. Ben tamam, kimsenin yok. Yüzü... Bir dakika. Ya siz bizden ne istediniz? Sefa abi dedi ki bana. Lütfen Didem Hanım dedi. Hülya'yı bul dedi. Hülya'yı buldum. Keşke bulmaz görmez olaydı. Ama buldum, bulmak iyi bir şey. Bulmasın. Ben memnun oldum dıştığıma seninle. İstemiyorum onu bulmasını. Ben memnun oldum seninle tanıştığıma. O benim kocam değil ki, niye buluyor, ama... arıyor benim peşimi. Ha. Artık bitti. Ya boşanmak için insana ihtiyaç vardı. Yok. Ben o küçük imzayı dağıtmam, işi bitiririm, süründürürüm. Nidem Hanım sana bir şey söylemiş burada kulağına. Bir şu, müzik verelim. Duy. Onu da konuşuruz. Ama önce neler yaşandı? Merak ediyor musunuz adliye koridorlarında? Zor bir gün oldu. Evet, biraz zordu. Lütfen. Lütfen. Yani gerçekten adliye koridorlarında da hangi adliye? Küçükçekmece Adliyesi. Küçükçekmece Adliyesi'ndeydik. Evet. Yani zannediyorum meslek hayatının en zor en zor günlerinden, ama bir yandan da... Ben sadece size bakarım ablacığım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gözlerin çok Nidem güzel. Nidem ablacığım. Hı. Aileme karadım, kestim. Ailemden özür dilerim, annemden veya bacımdan, kardeşimden özür dilerim. O beni sahip çıktı. Kusura bakmasın. Herkesin yüzüne ben anneme laf söyledim. Canım ya. Niye ağlıyorsun Hülya? Ben annemi çok seviyorum. Annemi çok seviyorum ben.
Annenle konuşmak ister misin burada? Annene mesaj at. Bir annenle konuş. Bak şu kamera elini kaldırıyor kameraman arkadaş. Bak elini kaldırdı bak. Ona ne söylemek istiyorsan seni izliyor şu an. Abicim. Anneciğim. Anneciğim. Ne yapıyorsun, iyi misin? Ben seni çok özledim. Hakkını helal et. Herkesin için, o adamın için sana helal söyledi. Özür dilerim, hakkını helal et. Sen bana sahip çıktın. Daha ne götürdün kızımı iyileşsin diye. Allah yardım eder inşallah. 8 ay, 9 ay karnında gezdirdin annem. Ben seni unutmam. Anne baba, Sefa kardeş hiçbir zaman bulunmaz. Koca çabuk bulunur anneciğim. Sen öyle diyordun bir gün, ben küçükken. Anne Mustafa'ma bakıyordum biliyorsun. Muhammed'imi tanımıyor ya, küçüğü diye. Kızdın mı dün onun bir küçüğüne, galiba kızmışsın sana sarılmadı diye. Evet. Olsun, o çocuktur. 100 milyon ona koydum. 100 milyon da Mustafa'ma, ben annemin kariyle çalışıyorum. Harçlık verdin onlara. Oy bir tanem, 150 lira harçlık vermiş. Çocuklar ne dedi? Çalıştım, paradan koydum ikisini. Ne dedi çocuklar? Sağ ol anne, Allah razı olsun. Oğlum dedim, o sizin anneniz. Of, of. Artık ben sizin anneniz değilim dedim, beni bırakın dedi. Evlat, Allah kimseyi çocuğundan ayırmasın. Ben istemiyorum. Onları istiyorum, her gün gelsin. Her gün gelsin. Ben sevmezim, resmilerini çekmem onların. Nidem ablacığım, Mustafa'mın, Muhammed'imin telefon numarasını istiyorum. Ay bir tane bak, ya o da ağlıyor. Ya da kocanın numarasını ver. Bak Sefa da ağlıyor. Arasın. Bak Sefa da ağlıyor. Sefa vereceksin değil mi? Tabii ki veririm. Sen niye ağladın canım? Her şey ortada ablam işte, görüyorsun. Üzülüyor musun Hülya'ya? Gerçekten üzülüyorum ha. Sana üzülüyor gerçekten. Oldum abla. Boş ver bana. Kimse acımasın. Allah. Ne dedim mi? Ben ablacığım tarla nedir bilmezdim. Toprak nedir bilmezdim. Nevşehirliydim. Çocuklarımın için çalıştım. Kanatlarımı gerdim. Unutmaya çabaladım. Unutamıyorum. Allah başında. Mustafa şarkısı. Hangi şarkı? Bir gün dedi ki Mustafa'm küçük, Çanakkale içinde vurdular beni ana. Ben gidiyorum düşmana karşı. Onun şiiri daha halen bende duruyor ablam. Ha ne oldu? Bitirelim. Ha? Yeter, bitirelim. Tamam bitireceğiz, dur dur bir dakika. Ah ah. Ben Mustafa'mı seviyorum. Seviyorum Mustafa. İlgilensenize. Mustafa kızım. Onlar da seni seviyor. Mustafa, onlar seni unutmazlar, annesisin. Ay canım ya. Çocuğu istediği zaman görebilir. Ya tabii ya. Ezgemedik ondan. Sefa istediği zaman çocuklarını görebilir diyor. Her zaman. Bir tanem istediğin zaman çocukları görebilir. Yeter ki gelmek istesin. Telefonlar ne telefon? Onlar senin evlatların. Evlatların yani. İstediği zaman görebilir. Yeter ki istesin. Bak ne diyor Sefa? Ben istiyorum abla, evlatlarımı çok seviyorum. Sana benziyorlar. Gözleri sen, yüzü sen, tanıyamadım yanakları, yanakları sen. Mustafa'ya gideceğim yerde. Muhammed'in ismini bilmiyorum. Ben de karıştırdım. Ona gitmesem ama Muhammed. Çocukları karıştırdın mı? Muhammed beni itti. Zaten beni herkes İsmedi itti de. Ki. Ah, herkes kalktı dön. Ki beni. Ay 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 ay. Herkes seni itmedi, merak etme. Çok zorluklar yaşıyorsun ama çocukların arayı düzelteceksin. Bak bu programı o yüzden seviyorum. Allah'a şükür sonuç aldık. Allah'a şükür. Seni bulduk.
Makyajım aktı mı diyorsun? Biraz aktı. Şöyle çevirebilirsin yüzünü. Hala güzelsin. Merak etme. Güzelliğin hiç değişmedi yani. Bozuldu mu yüzün? Ben ablacığım makyajda arkasından yapmak da istemiyorum ben. Ben çocuklarım tövbe estağfurullah bana sana dedikleri gibi bana. Her yerde. Ya makyajın namusun ne alakası var ya? Ne diyorsun Hülya? Sonuç alınca işlerden, istediklerinizi karşılığını işte, verince, evet. Benden istediklerinizi gerçekleştirince inanılmaz mutlu oluyorum ya. Çok İyi ki yapıyorum bu programı. Memnunuz ablam, Allah razı olsun. Allah sizden gerçekten de razı olsun. 6 yılda yapamadığınızı bir haftada başardınız. Taraflar bizden ne istiyorsa, tarafların evet istediği şeyi gerçekleştiriyoruz. Boşanmak istiyorlarsa, bizden talepleri evet oysa gerçekten. Allah razı olsun abla. Böyle... Ya da bir araya gelmek istiyorlarsa da. Abla ben... Böyle olmuş, böyle gidecek. Geçimsizlik oluyor ablacığım. Ben istemiyorum. Ama boşandık artık, bitti. Bir şey söyleyeceğim. Çok zor kaldı bir iş yaptık. Bunu ben yani ablacığım, kendimden bahsetmeyi sevmem dedi ama bak sizi uzlaştırmak kadar zor bir şey yoktu. Evet. Evet. Ama hele Hülya'yı uzlaştırmak kadar. Ay Hülya ya. Ama çocuklarını göremeyeceğini düşünüyorsun. Hayır, niye göremiyorsun? Ha? Niye Mustafa'yı? İstediği an. Hakim Bey de vermiş sordu bana. Zaten onu deyince duygulandım. Hakim Bey de zaten orada bugün. Söyle Hülya'ya, söyle yani bakabilirsin. Dışarı atacaktı bizi. Bak ona söyle, sen evet ona söyle. De ki teşekkür ben çocukların ederim istediği zaman görebilirim. İstediği zaman bayramlarda da zaten karar verdi Hakim Bey, biliyorsun orada. Aha. Ona da yumruk attı orada ama gene canı sağ olsun. Yumruk evet. Polisler az daha beni tutuklayacaktı. Ablam gül olmasa. Şimdi bizden istediğin ikinci şey şuydu. O koridorlardaki, adliye koridorlarında yaşananları ekranlara getireceğim ama ben senin mağdur olmanı da istemiyorum. Resmi nikah çok önemli. Çok önemli. Kadınlarımızın resmi nikah kıyması gerekiyor. Çıkar sonrasında kardeşim, çünkü haklarını talep edemiyorlar. O hakların arkasına düşemiyorlar. Resmi nikah çok önemli. Çok sen önemli de Halil'le resmi nikah evet kıymak ablacığım istiyorsun. Evet ablacığım, hemen yaptıracağım. Tamam hemen, inşallah onu yaptıracağız. İnşallah. Bak, onu da yaptıracağız. Onu ben yaptıracağım sana. Evet ablacığım. Tamam ben istediğin oydu. Ama ailem diyor ki Latif, ayıp bir bak, şey Latif diyor. Latif Doğan'la düğün müğün yaptıramam da. Latif Doğan, Latif Bey selamlarımı gönderiyorum. Bu öyle bir program değil. Ama öyle bir problem değil de beyim de gelinlik giydiğimi istemiyor işte. Gelinlik giymeni istemiyor. Yok o istiyor. Değiştirmeye çalışıyorsun. Amacın ne? Seni kim gönderdi? Şöyle yapalım. Adliye koridorlarında önce yani orada da gerçekten ortalığı biraz birbirine katmışsın. O yüzden diyorum ki zor avukat bir işti. Sus çok dedi. Neden bir söyleyeyim mi? Ha. Bana illaki ağzımdan ifade alıyor. Adresi söyle. Ya neyi söyleyeyim dedim. Adana dedim. Bir de orayı mı söyleyeyim dedim. Ama adresi resmi olarak vermen lazım değil mi? Evet. Vermesi gerekiyor. Evet. Sadece ilini söyle dedi Hakim Bey. Sağ olsun Hülya da söyledi. Ben de söyledim. Adana işte. Tamam. Şöyle yapalım. Bir toka alayım bu arada arkadaşlar. Tokam şey olmuş, saçım dağılmış. Adliye koridorlarında yaşananlar gelsin bir ekranlara. Adam. Benden uzak dursun. Ben Halil'imi seviyorum. 2,5 sene oldu. Bu adamın derdini çekti. Kafama vurduğu için o aklıma geldi. Biliyor musun? Kafama böyle durdu. Milletin yanında rezil etme. Gözünden bakma yan yan. Ben mahsus orada ifade ettim. Bakma diyorum. Sefa Bey, adliyede çok zor anlar yaşandı. Kavga ettiniz Hülya Hanım'la. Ben kavga etmedim. Siz de görüyorsunuz, o bana saldırdı. Ben hiçbir şey yapmadan aynı asansöre bindik. O anda bağırmaya başladı. Dava sırasında birbirinize girdiniz. Evet. Güvenlik görevleri zor ayırdı size. Neden böyle kavga ettiniz? Neden kavga ettim biliyor musun? İstemiyorum artık, karşıma çıkmasın. Televizyonciler hemen çekiyor. Ablacığım bir şey oldu. İşim o. İşim o da ablacığım, ayıp. Her şeyi belgelemek. Tamam da ayıp abla öyle. Niye oldu, utandın mı şimdi? Ha? Yapmışsın işte ortalığı. Niye öyle kızdın? Ablacığım neden kızdım biliyor musun? Evet. Önce boşandık artık. Ha. Bir küçük imzamız kaldı. İş bitti deyin. Hı. Ya laf çıkmasın, söz çıkmasın deyin. Bir de dışarıda Halil Tükmen var, artık evlendim ablacığım. Bir ha resmim nikahım çıktı mı iş bitti. Hmm. Laf çıkar biliyor musun abla? Bir de o kıskanıyor, çok kıskanmaz. Ha kıskanıyor mu? Kıskanıyor abla. Üstüme düşüyor. Demin orada hasta oldum abla. Kim hasta oldu? Ben.
Niye oldu? Ne oldu? Ne yaptı sana? Geliyor gözümü siliyor abla ben. Halil mi gözünü siliyor? Evet. Mutlu kimse... olmadı mı boşanmana? O da mutlu olmuştur. Halil de mutlu olmuştur. Benim kimsenin bir gözümü... Bir Nazmiye de mutlu. İkiniz de mutlu oldu. Her iki tarafta mutlu oldu.